Efe'nin tuvale yansımış hali denilince akla sadece Ödemişli ressam Mustafa Ali Kasap geliyor. İzmir'de açtığı sergiyle yöresinin kültürünü bir kez daha sanatına yansıtan Kasap, bakın 40 Efe'yi nasıl yan yana getirdi. Efe'yi tuvale en güzel o yansıtıyor. Türkiye onu Efe ressamı olarak tanıyor. Çünkü Ödemişli Mustafa Ali Kasap sadece Efe'yi resmediyor. Ressam Mustafa Ali Kasap, Gökler Bulutlu Efem adlı sergisini İzmir Afrodizyas Sanat Merkezi'nde açtı. Aydın Kadın Efeler Derneği, Ege Zeybek Kültür Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı sergi Zeybek gösterisiyle açıldı. Sonra da tuvale yansıyan 40 ayrı Efe davetlilere doyumsuz bir seyir sundu. Ben Ödemiş'te yaşamış bir öğretmen, bir sanatçı olarak yaşadığım yerin coğrafyasından, tarihinden, kültüründen tabii ki çok etkilendim. Oranın insanının kültürünü, yaşam şeklini resimlerimle dile getirmeye çalıştım. Şimdi göklerin, dağların sedaları, efelerin sedaları oralara karışmış. Onların resimlerini renklerimle yapmaya çalıştım. 31 Kasım'da sona erecek olan serginin kapanış gününde de sanatseverleri bir sürpriz bekliyor. Bu ayın 21'inde Afrodisyas Sanat Merkezi'nde canlı performans yapacağım. Nasıl bir Zeybek kadınımız giysileriyle burada oynayacak, onun resmini yapacağız. Katılımcılar arasında bir çekiliş yaparak yaptığımız resmi gelen konuklardan birisine armağan edeceğiz. Efe'nin tuvale yansımış hali denilince akla sadece Ödemişli ressam Mustafa Ali Kasap geliyor. İzmir'de açtığı sergiyle yöresinin kültürünü bir kez daha sanatına yansıtan Kasap, bakın 40 Efe'yi nasıl yan yana getirdi. Efe'yi tuvale en güzel o yansıtıyor. Türkiye onu Efe ressamı olarak tanıyor. Çünkü Ödemişli Mustafa Ali Kasap sadece Efe'yi resmediyor. Ressam Mustafa Ali Kasap, Gökler Bulutlu Efem adlı sergisini İzmir Afrodizyas Sanat Merkezi'nde açtı. Aydın Kadın Efeler Derneği, Ege Zeybek Kültür Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı sergi Zeybek gösterisiyle açıldı. Sonra da tuvale yansıyan 40 ayrı Efe davetlilere doyumsuz bir seyir sundu. Ben Ödemiş'te yaşamış bir öğretmen, bir sanatçı olarak yaşadığım yerin coğrafyasından, tarihinden, kültüründen tabii ki çok etkilendim. Oranın insanının kültürünü, yaşam şeklini resimlerimle dile getirmeye çalıştım. Şimdi göklerin, dağların sedaları, efelerin sedaları oralara karışmış. Onların resimlerini renklerimle yapmaya çalıştım. 31 Kasım'da sona erecek olan serginin kapanış gününde de sanatseverleri bir sürpriz bekliyor. Bu ayın 21'inde Afrodisyas Sanat Merkezi'nde canlı performans yapacağım. Nasıl bir Zeybek kadınımız giysileriyle burada oynayacak, onun resmini yapacağız. Katılımcılar arasında bir çekiliş yaparak yaptığımız resmi gelen konuklardan birisine armağan edeceğiz.